askere gitmeden önce bir uyku problemim yoktu. Olabilecek her mekanda, her müsait olamayan yerde uyuyabilirdim. Uykumu hiç alamadığım zamanlarda sınıftaki o rahatsız sıralarda, hastanede sıra beklerken oturma yerlerinde, uzun yolculuklarda, otobüste. Kısacası her yerde, her zaman uyuyabiliyordum. Uyumak için tek kriterim canımın bunu istemesiydi. Aslında askerde de uyku problemim hiç yoktu. Operasyona gittiğimiz zamanlarda dağda kalırdık. Taşın toprağın üzerinde bile mışıl mışıl uyurdum. Arkadaşlarım bana bedenimin içinde bir şartelin olduğunu, uyumak istediğimde onu indirdiğimi söylerlerdi. Her şey son operasyondan sonra başladı. Aldığımız bir istihbarata göre ismini vermek istemediğim bir köy terör örgütü tarafından sömürülüyordu. Bunun için acil olarak harekete geçtik. Köyü yüksekten gören bir tepeye konumlandık. Komutanımızın bize verdiği emirlere göre dağılıp operasyona başladık. Köydeki siviller herhangi bir çatışma durumunda zarar göreceğinden bu operasyonu gizlilik içinde yapmamız söylendi. Plana göre köyün etrafındaki nöbetçi terör örgütü üyelerini sessizce etkisiz hale getirecektik. Bizim gibi düzeller için bu oldukça zordu. İlk aşamayı beklediğimizden daha kolay hallettik. Gecenin karanlığı ve sıkı toprak bizim tarafımızdaydı hem bizi göremiyor hem de duyamıyorlardı. İkinci aşamaya geldiğimizde beklemediğimiz bir şey oldu ve bir terör örgütü üyesi bizi fark etti. Tam bizi ateş edecekken ateş edip onu öldürmek zorunda kaldım. Silahımdan çıkan gümbürtüden sonra adeta cehennemi yaşamaya başladık. Bizi fark eden terör örgütü üzerimize mermi yağdırmaya başlayınca tepedeki keskin nişancı askerlerimiz de onları ateş etmeye başladı bize sadece ateş etmekle de kalmadılar. El bombalarının ve molotof kokteyllerinin hatta hesabı yoktu. Çevremizde bulunan kelpiç evler ya patlıyor ya da yanıyordu. O hengameye bir de sivillerin deli dana gibi koşturmacaları eklendi. Ne yapacağımı bilemediğim o dehşet dolu anlarda hemen karşımdaki evin penceresinden yaşlı, türbanlı bir teyzeyi gördüm. Bulunduğu evin çatısı da alev almaya başlamıştı. Ama kendisi dışarı çıkmıyordu ya da çıkamıyordu. Bu yüzden koşarak o eve gittim ve teyzeyi kurtarmaya çalıştım. Kapının kolunu indirdiğimde boşa dönüyordu. Belki de bunu 20 kez denedim. Çabalarımın beyhude olduğunu anlayıp incecik ahşap kapıyı tek umuzla kırdım. İçeriye daldığımda boş bir salonla karşılaştım. Az önce camda gözüken teyze şimdi yoktu. Belki de diğer odalara gitmiştir diye o odalara baktım. Ama kimseyi göremedim. Ateşler evin her tarafını sardığı için dışarı çıkmaktan başka çarem yoktu. Belki de evin başka bir çıkışından dışarıya çıkmıştır diye düşündüm. Kendim dışarı attığımda evin etrafına hızlıca bir göz gezdirdim ama o teyzeden hala iz yoktu. Sonrasında gözlerime inanamadığım bir şey oldu. O kerpiç ev çökerken içinde o teyzeyi tekrar gördüm. Gözlerini dikmiş alttan alttan bana bakıyordu. Terör örgütünden köyü temizledikten sonra enkazları kaldırmaya ve içinde kalan yaralıları kurtarmaya çalıştık. Şansımıza enkazın içinde kimse yoktu. Gözlerimin önünde enkaz altında kalan teyze bile yıkıntıların arasında değildi. Köyün muhtarının ağzını arayıp orada kim yaşıyor diye öğrenmeye çalıştım. Sorduğum soru karşısında beklediğimden farklı bir tepki aldım. Muhtarın yüzü aniden kireç gibi kesilip bunu neden sorduğumu sordu. Ona yaşadıklarımı ve sonrasında şahit olduğum olayları anlattığımda bunun imkansız olduğunu ve orada yaşayan son kişinin bundan iki sene önce vefat ettiğini söyledi. Bunu söylerken de biraz olsun rahatladığını fark ettim. Başka birine aynı şeyi sorduğumda orada yaşayan teyzenin köylerine hayır getirmediğini söyledi. Köyde o ev şerevi olarak anılıyormuş. Neden öyle olduğunu sorduğumda bana açıklamaktan vazgeçti. Ben de pes etmeyip başka bir köylüye aynı soruları sordum. O da oradaki kadına cadıdan başka bir şey demeyerek konuyu kapattı. O gece ne olur ne olmaz diye köyün yakınlarında konakladık. İki kişi nöbet tuttuğumuz zaman arkadaşım Salim'le farklı yerleri gözetliyorduk. Ben tepeden köyün etrafını gözetlerken o ise konakladığımız yerin etrafında devriye atıyordu. Köyü dürbünümle gözetlerken merakıma yenik düştüm ve hakkında bir şeyler duyduğum o eve baktım evin son gördüğüm halinden bir farkı yoktu ve olduğu gibi yerinde duruyordu bir kadının yıkıntıların çevresinde dizlerinin üstüne çöküp oturduğunu gördüm kadının arkası dönük olduğundan kim olduğunu kestirememiştim ayrıca köylü halkından o ev hakkında iyi şeyler duymadığımdan orada birinin olması bir hayli garibime gitmişti biraz daha kadını inceledikten sonra Salim'in kendi kendine söylenmesiyle ona doğru döndüm devriyesi bitmişti ve yerine gelmişti Dikkatimi dağıttığı için ona kaşlarımı çatarak baktım. Bu onun umrunda değildi. Kadını incelemeye tekrar dönmek için dürbünü elime aldım. Köye tekrar baktım. Ama evlerin hepsi birbirine benzediğinden bakmak istediğim evi bulmam biraz uzun sürmüştü. Nihayet yıkıntıyı bulduğumda karşılaştığım manzara tüylerimi diken diken etti. Az önce arkası dönük olan bu sefer yüzünü göstermişti. O uğursuz gözleri gördüğümde Kanımın vücudundan çekildiğini hissettim. Birden vücuduma bir ürperti girdi ve bacaklarım titredi. Enkazın altında kaldığını gördüğüm kadın kanlı canlı gözlerimin önünde dikiliyordu. Asıl korkutucu olan şey onu tekrar görmem değil, yüzündeki o çarpık gülümsemeyle bana bakıyor oluşuydu. Aramızda en az 700 metre vardı ve önümdeki ağaçların, çalıların beni kamufle ettiğinden emindim. Bu yüzden beni değil çıplak gözle, Elimdeki dürbünle bile göremezdi. Hemen dürbünü indirdim. Salim'e baktım. Gamsız hareketlerini esneyerek gösterdi. Mataramdan su içtim. Ve her ne kadar tekrar bakmak istemesem de oraya tekrar baktım. Bu sefer teyzeyi orada görememiştim. Gece boyu tekrar yoklasam da onu orada göremedim. Askerden geldikten sonra aile evime geldim ve bir süre onlarla yaşadım. Aileme bağlı birisi olduğum için hemen işe başlamıştım. Babam, annem ve ben üç kişilik bir aileydik. Oldukça yaşlandıklarından çiftçiliğin getirdiği zorlukları tek başlarına yüklenmeleri hoşuma gitmedi. Ve onlara bahçe işlerinde yardım edip çalışarak da olsa beraber zaman geçirmek istedim. Hasat zamanı bittikten sonra ben de kendime iş aradım. Beklediğimden hızlıca başka bir şehirde iş bulup oraya yerleştim. Hem güzel hem de ucuz ve eşyalı bir eve çıkmıştım. 3 artı 1 olması bana rahatça yetiyordu. Güzel birkaç ayın ardından evde garip olaylar dönmeye başladı. Gündüzleri bir şey olmuyordu ya da daha doğrusu ben fark etmiyordum. Ya işte oluyordum ya da haftalık iznimi dışarıda geçiriyordum. Yalnız kaldığım her vakit sesler duymaya başladım. Aslında daha önceden de olmuş olabilecek sesler bu sefer dikkatimi çekiyordu. Ve her zaman olmadığım odadan sesler geliyordu. Televizyonu kapatıp yatmaya gittiğimde ondan gelen çıtırtılar, odadaki duvar saatinin tıkırtısı bile rahatsız ediyordu. Artık o sorunsuz uykularımı bir kenara bırakmıştım. Sesler beni birkaç gün boyunca az uyutunca saatin pilini söktüm ve televizyonda saçma bir bahaneden tamirciye verdim. Nihayet sonraki gece uyuyabileceğimi düşündüm ve onun rahatlığıyla kafamı yastığa koydum. Duvara doğru döndüm ve gözlerimi kapatıp o rahatlığa kendimi bıraktım. O sesler olmadan hemen uykuya dalacağımı düşünmüştüm. Ama aradan geçen yarım saate rağmen sadece gözlerim kapalı hareketsiz yatıyordum. Bir ses duymayı bekliyor gibi yarım saat boyunca sessizliğe odaklandığımı fark ettim. İçimden kendime güldüm ve tüm bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırıp bu sefer uykuma kendimi bıraktım. Duyduğum bir ses irkilerek kendime gelmemi sağladı. Koridordaki ahşap döşemeler gıcırdamaya başladı yine saçma sapan bir ses yüzünden az uyuyacağımı düşünüp sinirlendiysem de korkum sinirime daha galip geldi. Daha önce bu sesi uyurken duymamıştım. Çünkü ahşap döşemeler sadece yürüdüğümde gıcır diyordu. Derken bir gıcırdama daha duydum. Eve giren bir hırsız olabileceğini düşünüp biraz daha beklemeye başladım. Uyuyormuş numarası yapacaktım. Çünkü silahlı olabilirdi. Ahşap döşemelerin gıcırtısından benim odama yaklaştığını anlıyordum. Sabırla beklerken bir yandan da istemsizce korkmaya başlamıştım. Hırsızdan korkmuyordum. Onunla yüzleştikten sonra olacaklar için korkuyordum. Kalbimin bu gümbürtüsünü biraz daha bastırmak için dizlerimi kendime çekip biraz da öne doğru eğildim. Odamın yarım açık olan kapısının hafifçe açıldığını işittiğimde artık tamamen hazırdım. Artık ahşaplardan gelen gıcırtı burnumun dibinden geliyordu. O yüzden yumruğumu sıkıp bekledim. Üçten geriye doğru sayarak Boğazına beklemediği sert bir yumruk atacaktım. Bekledim, bekledim ve bekledim. Nihayet arkamda olduğunu hissettiğimde, belki de geçmiş yaşantımda daha önce göstermediğim bir çeviklikle fırlayıp boğazına yumruğu savurdum. Ama beklediğim gibi karşımda birisi yoktu. O savurduğum güçle kendi etrafımda dönüp yere düştüm. Ne olduğunu, ne bittiğini anlamadım. Yatakta otururken bir anda uyur pozisyonda gözlerimi açtım. Az önce gördüklerim gerçek değil miydi diye düşündüm. Bu beni biraz olsun rahatlatsa da aynı zamanda kabusun gerçekliğinden korktuğumu hissettim. Öyle ki pijamam bile terden sırı sıklam olmuş, dilimde kurumuştu. Kalkıp su içmek istedim. Fakat ne vücudumu döndürebiliyordum ne de hareket edebiliyordum. Sanki bir şeyin altında eziliyordum. Ağzımdan ufak bir inilti dışında bir şey çıkmıyordu karanlığın etrafımı sardığını ve umutsuzluğun kalbimi tükettiğini hissediyordum. Biraz olsun sakinleşince kendimden başka bir nefes sesi daha duymaya başladım. Tam arkamdan gelen bu nefes sesinden sonra ne olduğunu anlam veremediğim bir lisan da çığlıklar duymaya başladım. Evin kapıları kapanıp açılıyor, koridorda bir koşuşturma oluyordu. Yorganın altından bir şeyin ayaklarıma uzandığını fark ettim. Islak bir el ayaklarımdan yukarıya doğru uzanıyordu. Korkunun beni esir aldığını işte o zaman anlamıştım. Yavaş yavaş yükselen el göğsüme geldiğinde dayanılmaz bir acı hissettim. Sanki göğsüm kazınıyordu da içinden kalbim çıkıyormuş gibiydi. Acı dolu çığlıklarım ağzımdan çıkarken uyandım. Hemen elimle göğsüme baktım ama ne bir iz ne de bir yara vardı. Kalkıp su içtim ve evdeki tüm ışıkları açtım. Gece boyu uyumadım. Sabahına patronumu arayıp rahatsız olduğumu söyledim. O gün işe gitmeyerek şehirde bilinen bir hocanın yanına gittim. Durumu anlattıktan sonra sanki bunu bekliyormuş. Bir kaseye su doldurup içine okuyup üfledi ve içmemi söyledi. Söylediklerini harfiyen yaptım. İsmini vermek istemedim. K köyünde yaşayıp yaşamadığımı sordu. En başında buna şaşırdım. Bahsettiği köy askerde o kadını gördüğüm köydü. Orada yaşamadığımı sadece askerde bir operasyonun orada olduğunu söyledim. Başını sallayıp anladığını söyledi. Sonra da durumu açıklamaya başladı. Orada vefat eden bir kadın vardı. Bundan iki sene önce vefat etti. Yaşarken kocasına çok bağlıymış. Hatta öylesine bağlıymış ki bu zamanla onda bir travmaya yol açmış. Kocasının kendisini aldatmasından çok korkuyormuş. Onun her adımını takip eder olmuş.'' Bir zaman sonra bundan yorulunca onu büyüyle kendisine bağlamak istemiş. Ama bu büyü sihir işi herkesin yapabileceği iş değil. Nitekim eninde sonunda delirmiş ve tüm köye cinleri musallat etmiş. Sonra da ölmüş. Dirisinden ayrı çeken köy ölüsünden de kurtulamamış. Hoca konuşmayı bitirdiğinde aklıma gelen iki tane soru vardı. 1- bu başımdan geçen olayların neyi bana üzgündü ki direkt o köyüyle bağdaştırdı. 2. Bütün bu köyü ve hikayeyi nereden biliyordu? Hocaya bu iki soruyu yönelttikten sonra aldığım cevap karşısında buz gibi oldum. Yanında getirdiğini anlattı.